Selam sevgili arkadaşım. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasın. Bu videoyu başlamadan önce beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutma. O 40 soruda trigonometri serisinin ilk 20 sorusu biraz video süresi uzayacağı için orada ara verdik. Kestik videoyu. Part 2 olarak bu videodan devam ediyoruz. 21. sorudan 40. soruya kadar olan çözümleri de bu videoda görebilirsin. Yine açıklama kısmına hangi sorunun çözümü kaçıncı dakikada olduğunu da ekleyeceğim senin için. Yine PDF'i zaten ilk videoyu izlediysen indirmişsindir. İlk defa bu videoyla karşılaşıyorsan önce part 1'i izlemen gerektiğini de söylemem gerekiyor. Şimdi bir şeyi 40 defa söylersen olur dedik. 20 defa söyledik. Yani yarısı oldu. Şimdi diğer yarısını da söyleyince artık trigonometri de senin için 40 defa adam akıllı biçimde söylendiği için olacaktır diyorum. 21. sorumuzun çözümüyle devam edelim sevgili gençler. Şimdi diyor ki bize kosinüs 2 arktanjant x ifadesinin eşiti nedir diye sorulmuş. Şöyle kalemlerimizi kalınlaştıralım sonra başlayalım. Şimdi sevgili gençler, şu kısım yani arktanjant x dediğimiz ifadeye ben alfa diyeyim. Bize sorulan şey şu. Kosinüs 2 alfa. Bunun eşiti soruluyor aslında. Güzel yazalım ya. Hiç güzel yazamadım. Onu silelim. Kosinüs 2 alfa sorulmuş sevgili gençler bize. Peki bu alfa dediğimiz şey yani arktanjant x diyor ya. Ben buraya alfa dedim. Şimdi normalde şöyledir. Bakın alfa derecelik bir açı varmış. Ve bu alfa derecelik açının tanjantı sevgili gençler x'miş. Yani ben şuraya alfa diyeceğim. Tanjantı x ise burası x'tir. Burası 1'dir. Karşı bölü komşu x olduğu için. Ve burası da tabii doğal olarak x kare artı 1'in kare köküdür. Ve tamam. İşte bunu diyor 2 alfa olarak düşün. Yani kosinüs 2 alfa aslına bakarsanız ben bu kosinüs 2 alfayı nasıl açsam daha mantıklı olur? Şimdi buraya göre şöyle açsak daha mantıklı olur. Kos kare alfa eksi sin kare alfa yazarsam ki bunu nereden açtığımızı biliyorsun yarım açıdan açtık. Kos kare alfa ile sin kare alfanın farkı sorulmuş bize. O halde kosinüs alfanın aslına bakarsanız 1 bölü x kare artı 1'in kare kökü olduğunu görüyorsunuz. Sinüs alfanın da aslına bakarsanız x bölü karşı bölü hipotenüsten x kare artı 1'in kare kökü olduğunu görüyorsunuz. Şimdi diyor ki bunun karesini al. Bunun da karesini al. Ve bunların farkını al. Güzel soruyu bitirdik o halde biz. 1'in karesi zaten 1. Alt tarafta karekök ortadan kalkacak. X kare artı 1 kalacak. Eksi üst tarafta x kare bölü x kare artı 1 olacak. Ve sevgili gençler üst taraf 1 eksi x kareyken alt tarafta x kare artı 1'in ta kendisi olacak. O halde biz cevabımıza 1 eksi x kare bölü x kare artı 1 diyeceğiz. 21. sorumuzun cevabı da böylelikle Ceyhan seçeneği olacak diyebileceğiz. Güzel soruydu. Yani ters trigonometrik fonksiyon adına her zaman bu şekilde güzel sorularla karşılaşmıyoruz biliyorsunuz. X artı arc kosinüs sinüs x ifadesinin eşiti hangisidir diye sorulmuş. Düşünelim. Arc kosinüs sinüs x denmiş bize değil mi? Ben burada sinüs x'e a desem. Burası da x artı sevgili gençler. Arc kosinüs a olarak karşımıza çıkacaktır. Yani diyor ki kosinüsü a yapan açı. Biz kosinüsü a yapan açıya da sevgili gençler burada b diyelim. Şimdi tabii şöyle bir durum var. Biz burada sinüs x'i a dedik ya. O zaman x'i ne yazabiliriz biz? Arksinüs a yazabilir miyiz? Aynen. Arksinüs a yazarız. Yani sinüs x'i a dediysek ters fonksiyon olacak ya. Sinüsü a yapan açı x ise sevgili gençler x arksinüs a'dır. O halde buradaki x gördüğüm yere de arksinüs a yazabilirim. Arksinüs a. Artı yanında da şu b'yi artık ortadan kaldıralım. O zaten içime sinmemişti. Ark kosinüs a yazalım. Şimdi diyor ki sinüsü a yapan açıyla kosinüsü a yapan açının toplamı nedir diye sorulmuş. 90 diyebilirsiniz. Yani cevap bursa. Aleni bir şekilde ortada aslında. Yani anlayan çoktan anladı bunu ama anlamayan mutlaka vardır aramızda. O yüzden de bunu şu şekilde gösterelim. Bir tane üçgen hayal edin.
Tamam, bir tane üçgen hayal edin sevgili gençler. Dik olsun bu. Şimdi şuraya x diyeyim. Buraya da y diyeyim. Tamam. Sinüs x a'ydı ya. Bakın şurası a, burası 1. Şimdi sinüs x a ise başka ne a'ya eşit? Kosinüs y. Sinüs x'in ben a olduğunu söylemiştim. Bir de kosinüs y a'ya eşit. Şimdi sinüsü de a yapan açı, sinüsü a yapan açı x'ti. Kosinüsü a yapan açı da gene x'ti. O halde y'ydi, özür diliyorum. O halde sevgili gençler, aslına bakarsanız bize x ile y'nin toplamı soruluyor be. Peki x ile y'nin toplamı burada 90 derece olduğuna göre x ile y'nin toplamı da kaçtır? 90'dır. Yani pi bölü 2'dir diyebiliriz. Cevap da Bursa seçeneği olur. Bu da gerçekten tarz bir soruydu. Güzeldi. 23. soru. ABCD eşkenar dörtgeninde BC AE'ye eşit ve ikişer santimetreymiş. CB 6 santimetre olarak verilmiş bize. CB dediği yer sevgili gençler şu kısım. BEX kaç santimetredir? Tabi buranın da 60 olduğu verilmiş. X neresi? Şurası. Burası soruluyor sevgili gençler. Şimdi bir düşünelim bakalım. Neler yapabiliriz, neler yapamayız? Buna bir karar verelim. Öncelikle sevgili arkadaşlar, ben şuranın 60 derece olduğunu biliyorum. Şuralarda ikişer santimetre olarak verilmiş bize. Eşkenar dörtgen olduğunu bildiğimiz için şuraya 4 diyebiliriz. Tabi doğal olarak burası da 4 olacaktır. Burası da 6'dır. Şimdi buna göre benden şu isteniyor aslına bakarsanız. Şunu şöyle tuttum. Paralel olacak FE'ye paralel olacak şekilde bıraktım. Şunlar paralel. FE ile bu paralel. Peki burası 2 ise burası da 2 olmaz mı? Olur. Buranın tamamı 4'tü ya, hani o zaman buraya da ne kalır? 2 kalır. Ben buranın 2 olduğunu, buranın 6 olduğunu, bu da buraya paraleldi. Uzunlukları da eşit olacağına göre x olduğunu biliyorum. O halde gelin daha ne bekliyoruz? Kosinüs teoremi uygulayalım. X'in karesi eşittir. 2'nin karesi 4 artı 6'nın karesi 36 eksi 2 çarpı 2 çarpı 6 çarpı kosinüs 60. Kosinüs 60 da yazıvererek ya 1 bölü 2 idi. Pekala. Şuradaki 2 ile şuradaki 2'yi götürdüm. 2 kere 6 12 geldi. Şurası 40'tı. 40'tan 12'yi çıkarırsam 28 gelir. X kare kaçmış? 28. O halde x kaçtır arkadaşlar? 4 kere 7 olduğu için 28. 2 kök 7'nin ta kendisidir. O halde cevabımız da Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz 23. sorumuz için. Geçiyorum gençler 24'e. Kenar uzunlukları A, B ve C olan bir ABC üçgeninde A 2B çarpı cos C ise aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye sorulmuş bize. Pekala, bir ABC üçgeni çizin bu tarz sorularda. Farkındaysanız bu tarz sorulardan şimdiye kadar 3 tane çözdüm. Ve üçünde de bir üçgen çizdik. Burası A, burası B, burası C. Biz B'nin karşısına B, A'nın karşısına A ve C'nin karşısına da C diyelim. Ve bize diyor ki A 2B çarpı cos C'ye eşitmiş. Pekala. Şimdi ben burada şöyle bir şey düşünsem arkadaşlarım. Hatta şöyle diyelim. Tamam, çok güzel. Şimdi burada sevgili gençler C kare eşittir. C kare eşittir. Kosinüs C'yi de kullanacağım yani. A kare artı B kare eksi 2 çarpı A çarpı B çarpı kosinüs C diyebiliyorduk değil mi? Kosinüs teoreminden. Pekala, burada sevgili gençler A sayısı neye eşitmiş? 2B çarpı cos C'ye ya da 2B çarpı cos C'yi buradan alıp ben buraya A desem. A ile de A'nın çarpımı burada var. C kare eşittir A kare artı B kare eksi A kare yapmaz mı? Yapar. Burada artı A kare ile eksi A kare gitseler bay bay. C karenin B kareye eşit olması gerektiğini söyleyemez miyiz? Söyleriz. Şimdi C kare B kareye eşitmiş. Burada ya B C'ye eşit ya da B eksi C'ye eşit, fakat B ile C uzunluk be kardeşim, nasıl eksi olsun ki değil mi? O halde direkt olarak ise deriz B C'ye eşittir. O halde cevabımız da Adana seçeneğinde verilmiştir deriz. 24. sorumuzun yine güzel bir soruydu. Kosinüs teoremiyle alakalı. 25. soru, o hepimizin başını belalara sokan, başımızı alıp oradan oraya vurduran trigonometrik denklem. Zamanında benim de canımı çok yakmıştı öğrenciyken. Diyor ki bu denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sinüs pi bölü 6 eksi x, kosinüs pi bölü 6 eksi x'e eşit denkleminin çözüm kümesi sorulmuş bize.
Burada sevgili gençler şunu yapmamız gerekiyor. Ya ikisini de sinüse ya da ikisini de kosinüse çevirin. Hangisini yapalım? İkisini de mesela sinüse çevirelim. Tamam. İkisini de sinüse çevireceksem ben sinüs pi bölü 6 eksi x yazarım. Tamam. Şu kısım bakın. Biliyorsunuz ki sinüs alfa eşittir. Kosinüs 90 eksi alfaydı. O halde ben şunu 90'dan çıkarırsam yani pi bölü 2'den pi bölü 6 eksi x'i çıkarırsam pi bölü 2 eksi pi bölü 6 eksi değil artı x kalır. Ve buradan da burayı 3 ile genişletirsem 2 pi bölü 6 artı x gelir. Yani pi bölü 3 artı x yapar sevgili gençler burası. Demek ki bu sinüs pi bölü 3 artı x'in de ta kendisi olur deriz artık. Şimdi ikisi de sinüs olduğu için artık şunu söyleyebiliriz. Pi bölü 6 eksi x eşittir. Pi bölü 3 artı x'tir. Buradan 2x sevgili gençler pi bölü 3'ü bu tarafa attım ben. Pi bölü 3 karşıya geçerse pi bölü 6'dan pi bölü 3'ü çıkarırsam eksi pi bölü 6 geleceğini görürsünüz. O halde artı bir de ne diyeceğiz? 2k pi diyeceğiz tabii ki. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz x eşittir. Eksi pi bölü 12 artı k pi yapacaktır. Ve burada k'lar birer tam sayı olmak zorundadır. Şuraya da şöyle x iki nokta üst üste ki onun okunuşunu biliyorsunuz. Öyle x'lerden oluşuyor ki bu küme. X'ler eksi pi bölü 12'nin k pi kadar fazlasına eşitmiş ve k'lar birer tam sayı olmak zorundaymış diye de okuyabilirsiniz tabii ki. Ve böylelikle 25. sorumuzun cevabı da hangi seçenekte verilmiş? Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Aynısını burada bulduk. Güzel. Bunu da çözdükten sonra 26. denklem sorumuza bakalım. X'ler 0 ile 360 kapalı aralığında olmak üzere kosinüs 2x artı 10 derece çarpı kosinüs 20 derece artı x eşittir sinüs 70 eksi x denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Şimdi kosinüs 2x artı 10 ile kosinüs x artı 20'nin çarpımı sinüs 70 eksi x'e eşittir diyor bize. O halde sevgili gençler biz burada şunu yapmaya çalışsak. Şu sinüsü de kosinüslü biçimde yazsam ben. Bu da ne olur? 90 dereceden 70 derece eksi x'i çıkarırsam burasını kosinüs yaparım. Bundan bunu çıkardığımız takdirde de sevgili gençler x artı 20 derece geldiğini görüyorsunuz. Yani olay şu. Kosinüs 2x artı 10 derece çarpı kosinüs x artı 20 derece eşittir. Kosinüs x artı 20 derecenin ta kendisidir diyebiliyoruz. Şimdi bu hususta her iki tarafı sadeleştirmenizi tabii ki önermiyoruz. Ne yapıyoruz? Adam akıllı bunu bu tarafa atıyoruz. Eksili biçimde sonra paranteze alıyoruz. Bunu bu tarafa eksi kosinüs x artı 20 derece diye geçirirsem ben kosinüs x artı 20 derece parantezinin de devam. Kosinüs 2x artı 10 derece eksi 1 kalır sevgili gençler. Parantezimizi kapatalım. Eşittir. Ne olacak? 0 olacak. Şimdi ben diyorum ki gençler ben bunu bu şekilde buldum ya. İki ihtimal var. Ya şurası 0'dır ya da burası 0'dır. İki ihtimali de çözmemiz gerekiyor. Kosinüsü 0 yapan değer x artı 20 derece. Kosinüs nerede 0 sevgili gençler? Ya pi bölü 2'de ya da eksi pi bölü 2'de. O halde x artı 20 dereceyi ben pi bölü 2'ye eşitlerim. Hatta pi bölü 2 demeyelim çünkü derece cinsinden çalışmışız ya. Biz de derece olarak çalışalım. Ya 90'da 0'dır 90 derecede. Ya da sevgili gençler x artı 20 derece eşittir. Eksi 90 derece dememiz gerekiyor. Şimdi o halde x eşittir 70 derece artı 2k pi deriz. Ya da x eşittir. Şunu karşıya atarsam eksi 110 derece artı 2k pi yapar diyeceğiz sevgili gençler. Bir de şurayı. Burası sıfırsa kosinüs tabii şuralarda k pi olmayacak ama 360 olması gerektiğini anladınız siz. Elimiz radyana alışmış, beynimiz radyana alışmış. Kosinüs 2x artı 10 derecenin ben 1 olmasını istiyorum. Yani 2x artı 10 derece sevgili gençler. Kosinüsü incelerken biliyorsunuz
Nerede inceliyorduk? Bir yapan değerini 0 ve sevgili gençler 360 olarak alacağız ama burada sadece 0 olarak almamız gerekiyor. Demek ki burası 0 dereceye eşit olacakmış. O halde 2x sevgili gençler eksi 10 derecedir. Artı 2 kpi. Ve x de 2'ye böldük her iki tarafı. Eksi 5 derece artı kpi olarak yazdık. Pi'lerin 180 olması gerektiğini biliyorsunuz. Şimdi ne demişti bize? 0 ile 360 kapalı aralığındaki çözüm kümesi sorulmuştu. Buluruz. Mesela burada 70 direkt sağlıyor. 70 bu bir. İkincisi eksi 110'un üzerine 360 eklersem 250 de direkt sağlar. Doğru mu? Bakın burada x kpi idi. Eksi 5'in üzerine 180 eklersem sevgili gençler 175 de direkt sağlar. Ve son olarak eksi 5'e 360 eklersem yani k gördüğüm yere 2 yazarsam 355 de sevgili gençler bunu sağlayacaktır. O halde sağlayanları küçükten büyüğe doğru sıralarsanız 70, 175, 250 ve 355 olur. Hangisine verilmiş? 70, 175, 250 ve 355 bizim cevabımız olacak. O halde kaçıncı sorumuzdu burası? 26. sorumuzun cevabı da Denizli seçeneği olur sevgili gençler. Şimdi ben şurayı sileceğim. Şu kısmı siliyorum. Yeni sorumuza başlayacağız. 27. sorumuzda 1 eksi 2 çarpı kosinüs 4x fonksiyonunun 0 ile pi aralığında x eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı kaç derecedir? Yani bize şunu soruyor. X eksenini kestiği noktalar dediği zaman aha da bunu kosinüs 4x'i 0'a eşit de diyor. Yani o halde 2 çarpı kosinüs 4x eşittir 1 olması isteniyor. O halde kosinüs 4x'in aslına bakarsanız 1 bölü 2 olması gerektiğinden de bahsediyor. Bunları sağlayan köklerin toplamını sormuş bize. Kosinüsü 1 bölü 2 yapan noktalar nerededir diye soracağız. Şöyle 4x eşittir ya 60 derecedir sevgili gençler artı 2k pi yani 360k diyelim artık ona. 360 derece k. Ya da sevgili gençler 4x eşittir eksi 60 derece artı 360 derece k diyeceğiz. Pekala. Bunları yazdıktan sonra her iki tarafı 4'e bölünüz. X eşittir 15 derece. 15 derece artı 360'ı 4'e bölersem 90 derece çarpı k. Burası da x eşittir eksi 15 derece artı 90 derece k yazabiliriz. 0 ile 180 aralığında sorulmuştu bize. Peki ben k gördüğüm yere sevgili gençler 0 yazdığım zaman 15 derecenin sağladığını biliyorum. Bu 1. K gördüğümüz yere 0 yazarsak eksi 15 derece sağlamaz. Çünkü 0 ile 180 arası soruluyordu bize. O halde ben k gördüğüm yere 1 yazarsam 90 ile eksi 15'i topladığımız zaman da 75 derecenin de sağlaması gerektiğini söyleyebiliriz. Ve sevgili gençler şurada k gördüğümüz yere 1 yazarsak 90 artı 15'ten 115 derece sağlar. Burada k gördüğümüz yere 2 yazarsak 180 eksi 15'ten de 165 derece sağlar. Başka da sağlayan bulamayız. Diğer bütün köklerimiz 0 ile 180 aralığı dışında köklerdir. O halde bunların sağlayan değerlerin toplamı sorulduğu için 165 ile 15'i toplayın 180. 115 ile 75'i toplayın. 100, ha şurası 180 yapar. Burası kaç yapar? 190 yapar. 180 ile 190'ın toplamı mı sorulmuş bize? 370 yapar bu ya. Neden böyle geldi sonuç? Çünkü hataya bakın. 90 ile 15'in toplamına 115 yazarsan İsmail sonuç 105 değil 115 gelir tabii değil mi? Böyle yazarsan hata yapmış olursun. Evet şimdi toplarsak 360 gelir sevgili gençler cevabımız. Yani doğru cevap Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz 27. sorumuz için. Evet gençler denklem sorularımız da bu şekilde. Beğendiniz umarım. Gayet güzel şık sorular çözmeye çalıştık. Geçelim 28. sorumuza. Yine bir katı cisim olarak beğendiğim bir soru olduğu için buraya koydum. Diyor ki bize şekildeki dikdörtgenler prizmasında AB ile BC eşit ve 4 santimetre. AB, BC yani kare prizma da diyebiliriz değil mi buna? C ile C üssü arası mesafe 3 santimetreymiş. Şimdi C neresi sevgili gençler? C şurası. C üssü de burası. Bakın burası 3 santimetre olarak verilmiş bize. Kosinüs A üssü B C üssü nedir? A üssü B C üssü yani şuradaki açımızın sevgili gençler buraya X diyelim. Bu açının kosinüsü sorulmuş bize.
Biz bu açının kosinüsünü buluruz. Hatta güzel de buluruz. Bakın şurası 3 ise burası da 3'tür. O zaman şurası da 3'tür. Şurası dikti. 3, 4, şu kısım 5. Yani neresi? A üssü B uzunluğu 5. Bakın burası 3, 4. O zaman burası da 5. Ben sevgili gençler şu kısmın uzunluğunu da bulabilirim. O kısmın uzunluğu da arkadaşlarım 4 kök 2'dir. Çünkü burası tabanımızın köşegenidir aslına bakarsanız. Tavanın da köşegeni olur. Aynı köşegen. Pekala, o zaman artık şuradaki üçgen için, bakın şu üçgen için, o üç boyutlu duran üçgen var ya, o üçgen için x'in ben kosinüsünü rahatlıkla hesaplayabilirim. Kosinüs teoreminden. 4 kök 2'nin karesi 32 eşittir. 5'in karesi 25. 5'in karesi 25. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 5 çarpı kosinüs x. Doğru mu? Kosinüs x de zaten bize sorulan değer. Şurası 50 yapar. O 50'yi şu tarafa atarsanız eksi 18 gelecektir. Eksi eşittir. Eksi 50 çarpı kosinüs x dedim. Her iki taraftaki eksileri cart cart götürdüm. O zaman kosinüs x dediğimiz değer 18 bölü 50 olur. Ben bunu 2'ye bölersem 9. Bunu da 2'ye bölersem 25 gelir. O halde cevabımız 9 bölü 25'tir deriz. Yani doğru cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir deriz sevgili gençler. İnşallah sıkılmamışsınızdır arkadaşlar. Çünkü artık böyle renkli sorulara geçiyoruz biraz daha. Evet, şimdi bir sorumuzu okuyalım. Böyle sorular gelince böyle ellerimizi ovuşturuyoruz. Ha. Aşağıda AC ayağı uzayıp kısalabilen bir merdiven görseli verilmiştir. AC ayağı neresi sevgili gençler? Şurası uzayıp kısalabiliyor. Bir merdiven görseli verilmiş. BCA açısı alfa, BAC açısı betadır. Merdivenin BC kenarı, BC şurası, BC kenarı sabit tutularak merdiven A noktasından A üssü noktasına kadar uzatılıyor. Yani sevgili gençler, şu C noktası şuraya kadar şu şekilde merdiven uzatılıyor sevgili gençler. O da şu şekilde bir görsel oluşturacaktır bize. Tamam. Merdiveni bu şekilde açtık. C açısının tanjant değeri artar denmiş. Şimdi C açısı sevgili gençler, alfa şurasıydı. Artık yeni C açısı şurası olacaktır. Alfa dar açıydı. Ben bunu açtığım zaman 90 derecelik bir açı yapamayacağı için tanjant fonksiyonu da birinci bölgede artan fonksiyon olduğu için tanjant C açısının tanjantı artar. Bu doğru. Peki ikiye bakalım. A açısının sinüs değeri azalır. Öncelikle A açısı sevgili gençler şurasıydı. Sinüsü biliyorsunuz birinci bölgede artan bir fonksiyondu. Dolayısıyla sevgili gençler burası betaydı. Artık A açısı burada betadan daha küçük bir değer olacaktır. Açımız azaldığına göre birinci bölgede yani dar açı olarak açımız azaldığına göre sinüsümüz de azalır. Çünkü sinüs artan fonksiyondu. C açısının yani şu kısmı sevgili gençler kosinüs değeri artar denmiş. Şimdi kosinüs sevgili gençler biliyorsunuz sinüse göre yani sinüsün tam tersi azalan bir fonksiyon. Açı arttığı zaman kosinüs küçülür. Ama burada ne demiş? Açıyı arttırmamıza rağmen kosinüs değeri artar demiş. O halde üçüncü öncülümüz yanlış olacak. Cevap 1 ve 2 olacak sevgili gençler. 29. sorumuzun diyeceğiz cevap Bursa'ydı. Altta soru yok. Geçiyorum sağ üst tarafa. Bir odanın kapısı alfa derece açıldığında zeminde aşağıdaki üçgen oluşmuştur. Alfa derece açıldığına göre sevgili gençler, şuradaki açımızın biz alfa olması gerektiğini anlayabiliyoruz. EDF açısına alfa denmiş. Yani şurası da alfa doğal olarak. DEF açısı da sevgili gençler DEF 5 pi bölü 12'ymiş. Yani şurası da arkadaşlarım 5 pi bölü 12'ymiş. Kotanjant alfa ile sinüs alfanın çarpımı sorulmuş bize ki ben kotanjant alfanın kos alfa bölü sin alfa olduğunu biliyorum. Bunu sinüs alfa ile çarparsak zaten sinüs alfalar gidecektir ve kosinüs alfa sorulmuş aslında bize diyebiliriz böylelikle. Peki şimdi burada kapının kalınlığını önemsemeyeceğiz bu arada. Şimdi burada şunu düşüneceğiz sevgili gençler. Öncelikle bu kapıyla yani şurayı şöyle kapının eşiği gibi düşünün. Kapıyla bu tam olarak örtüşecektir. Örtüştükleri için de kapıyla kapının çerçevesi birbirine eş uzunluktadır diyebiliriz enleri. Yani şöyle diyebilir miyim ben? Şu kısımla şunun uzunlukları birbirine eşit. Burası 5 pi bölü 12 ise demek ki burası da 5 pi bölü 12 olacak. Orada bir ikizkenar üçgen oluştu. 5 pi bölü 12 ile 5 pi bölü 12'nin toplamı 10 pi bölü 12'dir. O zaman alfaya ne kalır? 2 pi bölü 12 kalır. Güzel.
Ben burada 180'i 12'ye bölersem 15 gelir ve 2 kere 15'in de 30 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Yani alfa aslında 30 dereceymiş. Bizden ne istenmişti? Kosinüs alfa. Yani kosinüs 30 istenmiş sevgili gençler. Bu kadar basit bir soru ol haline geldi. Kosinüs 30 derecede biliyorsunuz ki kök 3 bölü 2 idi. O halde cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz 30. sorumuz için. Güzel soruydu. Ve şunları da hissedersiniz birazdan mutlaka. Sadece trigonometri için söylemiyorum. Mat 1 için de bunlar geçerli. Az önce mesela klasik sorulara ne kadar çok uğraştığımızı, ne kadar detaylı uğraştığımızı biliyorsunuz. Yeni nesil soruların daha kısa sürdüğünü de göreceksiniz. Çünkü bunun sebebi daha fazla bilgi vermesi ve kazanım odaklı ilerliyor. Yani acaba gündelik hayattan nasıl bir kazanımı ben ders içerisinde monte ederim diye düşünülerek yazılmış, hazırlanmış sorular olduğu için sevgili gençler aslında basit. Ve bu sorularında az önceki sorular klasik sorulardı. Buradaki yeni nesil sorularında sevgili gençler acil yayınlarından olduğunu da söylememe hiç gerek yok sanırım. Şimdi 31. sorumuz. Alfa açısı 0 ile 360 derece arasında bir açı olmak üzere bir daire diliminin içine bir x sayısı yazıldığında bu şeklin değeri 2 pi x bölü alfa olur denmiş bize. Bakın. X'i alfa derecelik bir daire dilimine bir pizza diliminin içerisine yazıldığı zaman bu 2 pi x bölü alfaya eşit oluyormuş. Aşağıda bir çeyrek ve bir yarım daire için. Diyor ki tan A ile cos B'nin toplamı nedir? Şimdi ben buraya 45'i yazmışım ya. O zaman şöyle düşüneceğiz arkadaşlarım. 2 çarpı pi çarpı 45 bölü alfa. Alfa nedir arkadaşlar? Burada 90 derece değil mi? 90. Bunu da bu şekilde yazalım. Pekala, alfa derece olarak verilmişti. Şimdi 45 derece 90 derece oranları nedir bunun? 2. 2'leri de götürdüm. Demek ki bu neymiş? Pi. Güzel. Şimdi 150'ye bakalım aynı şey için. 2 çarpı pi çarpı 150 derece bölü alt kısmında ne yazacağım? 90 derece yazacağım. 90 derece 180 derece yazacağım. Üzgünüm. 180 derece yazacağım. Burada şu sıfırları götüreceğim. Sıfırları götürdükten sonra 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 9 dedim. Derecelerde tabii doğal olarak birimler de gidiyor. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 5. Demek ki burası da 5 pi bölü 3'müş diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi tanjant A ile kosinüs B'nin toplamı. Bir kere tanjant pi sin pi bölü cos pi'dir. Bu da 0 bölü eksi 1'den 0'dır sevgili gençler. Yani şurası 0'mış. Bu 1. Kosinüs B'yi sormuş yani kısacası bize. Kosinüs B'de şu kısma bakacak olursanız 180'i 3'e böldüm. 60. 5 kere 60 300 yapar. Yani kosinüs 300 derece de aslına bakarsanız bize kosinüs eksi 60 dereceyi verecektir. Ve bu da kosinüs 60'ın ta kendisidir. Yani 1 bölü 2'nin ta kendisidir. Demek ki burası da 1 bölü 2'ymiş. 0 ile 1 bölü 2'nin toplamı da 1 bölü 2 yapar sevgili gençler. 31. sorumuzun da cevabı böylelikle Denizli seçeneği olur. Valla güzel çalışıyoruz, iyi çalışıyoruz da ben yoruldum ya. İnşallah siz yorulmamışsınızdır. Ben dayanırım. Sıkıntı yok. İnşallah siz yorulmamışsınızdır. Bir de siz bu videoları aralıklı izliyorsunuz şu an. Birini sabah, birini akşam yayınlarım büyük ihtimal. Birini öğlen, birini akşam yayınlarım yüksek ihtimalle. Ama ben arka arkaya çektim videoları be. 32. sorumuz. 24 birim uzunluğundaki bir çıtanın yarısı ile bir kare, çıtanın diğer yarısı ile de bir eşkenar üçgen yapılmış. Şimdi 24'ün yarısı ne? 12. 12 birimlik bir çıtayla bir eşkenar üçgen yaptıysak bir kenarı 4 4 4'tür sevgili gençler. 12 ile bir kare yaptıysak birer kenarı hep 3 3 3'tür. 3 3 3 3'tür. Evet. Ve diyor ki kare ve eşkenar üçgenin bir kenarı doğrusaldır. Tamam, yani şu kısım doğrusal sevgili gençler. Bakın şöyle. X kaç birimdir diye sormuş. Hayda, ne yapacağız? Çok basit. Eşkenar üçgenin şuradaki açısını bir söyleyin hele bakalım bana. 60 derece değil mi? 60 derece hocam. Şuraya kaç kalır? 120 hocam. X'i nasıl bulursun? Cos teoremi. Soru bitti. Güzel. Kosinüs teoreminden x'in karesi eşittir. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16'yı yazdın. Eksi 2 çarpı 3 çarpı 4 yazdım. Bir de kosinüs 120 yani eksi 1 bölü 2 yazarsan. Eksi 1 bölü 2 kosinüs 120. Değil mi? Bak buradaki eksi ile eksi gitti. Buradaki 2 ile 2 gitti. 9, 16 daha 25 yapar. 25'e de 12'yi eklersek 37 gelir. X kare
37 ise x kök 37'dir. Bizden x'i sormuştu zaten. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktı sevgili gençler. Geçtim 33'e. Hadi bakalım, burada kayan düşen bir şeyler var. Bir okuyalım bakalım ne diyor. ABC'de dikdörtgeni şeklindeki çerçeve. Şekil 1'de A noktasından duvara çivilenmeye başlandıktan sonra şekil 2'deki gibi ok yönünde alfa açısı kadar dönmüştür. Şimdi çiviyi şuradan şöyle saplamış. Tamam, şuraya şöyle çiviyi atmış. Şu çivi olsun. Çiviyi buradan atınca sevgili gençler, yanlışla elimizden kaymış. O da doğal olarak A'nın etrafında dönmeye başlamış ve kaymış biraz. Pekala, ne kadar dönmüş? Alfa açısı kadar dönmüş. Pekala. AB 4 kök 3. AB dediği yer neresi sevgili gençler? Şurası. Burası 4 kök 3'müş. Tanjant alfa da 15 birimmiş. Tanjant alfa 15 birim. Pekala, kök 15, özür diliyorum. Heh. Ve diyor ki B ile B üssü arasındaki mesafe. Yani nereyi sormuş? Aha, da burayı sormuş. Peki, peki. Ne yapacağız? Şimdi bu alfa açısı kadar dönmüştü ya. Bu alfa dediğimiz şey ne? Sevgili gençler, neresi? Döndüğüne göre şurası. Yani buradan bu kadar dönmüş değil mi? Yani şurası kadar dönmüş. Demek ki alfa burası. O halde sevgili gençler, bize AB'yi 4 kök 3 olarak vermişti ya. Bak şurası, şurası 4 kök 3'müş. E bu da zaten şu A ve B üssü dediğimiz şeyde kaydığı için aynı uzunluğa sahip olmaz mı sevgili gençler şurası? Değil mi? Göz var, izan var. Burası da 4 kök 3. E burası alfa. Lan ben bunun kosinüsünü bileydim, kosinüs teoremini çakardım, olur biterdi demeyin. Bulursunuz kosinüsünü ya. Değil mi? Çünkü tanjantını vermiş adam. O halde şöyle yaparız. Bakın. Hop. Şöyle bir tane dik üçgen çizdim. Dedim ki şurası alfa olsun. Bunun tanjantı kök 15 ise ahan da burası kök 15'tir. Ahan da burası 1'dir. Ahan da burası 4'tür. Doğru mu? Doğru. Kosinüsünü bulalım. Komşu bölü hipotenüs 1 bölü 4. Onu da buldum. Artık yazabilirim. Nasıl yazacağım? Bizden burası istenmişti ya. Buraya da x diyelim biz. X'in karesi eşittir. 4 kök 3'ün karesi 48. Artı 4 kök 3'ün karesi 48. Eksi 2 çarpı 4 kök 3 çarpı 4 kök 3 çarpı tabi doğal olarak kosinüs alfa diyeceğiz. O da 1 bölü 4 olacak. Şimdi kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3 yapar. 4 ile 4 gitsin. 3 kere 4 12 çarpı 2'den 24. 48'den 24'ü çıkarın sevgili gençler. 24 48'de 24'de toplarsak toplayamadım. 72 gelir. X kare eşittir 72. O zaman x kaçtı? 9 kere 8, hatta 72 36 kere 2 olduğu için 6 kök 2'dir diyebiliriz. Demek ki BB üssü, yani burada x dediğimiz yer 6 kök 2 olacakmış deriz sevgili gençler. 34. sorumuza bakıyoruz. ABC üçgeninde BAC 120 derece şurası. BD 5 birimmiş burası ve EC de 8 birimmiş burası. Şimdi şekilde verilen boyalı ABD üçgeni AD boyunca katlanıyor. Yani sevgili gençler, mavi üçgen şurası boyunca katlanıyor bu şekilde. Ve AEC üçgeni olan sarı üçgen de AE boyunca katlanıyor. Şimdi katlamada bizim dikkat etmemiz gereken şey ne? Katlanan üçgen veya herhangi bir cisim, herhangi bir şekil birbirinin üst üste gelecek kenarlar birbirine eşit ve üst üste gelecek açılar da birbirine eşit olmak zorunda. Sen bunu biliyorsun. AE ve AD boyunca katlandığına göre şeklimiz de bu oluyor. Şimdi şekil bu olduğuna göre artık ben şunu söyleyebilirim. Bakın, az önce şurası 5'ti. Bu buraya katlandığına göre demek ki DK'mız da 5. Az önce şurası 8'di. Demek ki bu buraya katlandığına göre burası da 8. Ve ben şu kısmın tamamının 120 derece olduğunu biliyorum. Ben şimdi buraya alfa, buraya da beta dersem, bunları katladığım zaman bakın bu gelmiş, hop bu şekilde çevirdik. Buraya gelmiş, o zaman burası da beta olmaz mı? Çevirdiğim zaman beta ile beta üst üste gelir. O halde burası alfa ise hop çevirdin, burası da alfa olur. E tamam, şimdi şunu biliyorsun sen, 120, üçgenin iç açıları toplamı 180. Demek ki alfa ile beta'ya kaç kalıyor? 60. O halde sevgili gençler, aha da burası 60'tır. Bizden istenen de bir DE var. Mis gibi kosinüs teoremi kokuyor burada. O halde x'in karesi eşittir. 5'in karesi 25. 8'in karesi 64. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı kosinüs 60'dan 1 bölü 2 dersek. Aha da buradaki 2 gitti. Buradaki 2 gitti. 25 ile 64'ün toplamı 89 yapar.
5 kere 8 de 40 gelirse manyak bir şey olur. X kare eşittir 89 eksi 40'tan 49 ise X kaçtır arkadaşlarım? X tabii ki 7'dir. O halde cevabımız da Adana seçeneği olur diyebiliriz. Güzel soruydu. Vallahi böyle şuraları şuraları şöyle bir açmadım. Şöyle şöyle aşağıdan aşağıdan gelmedi mi şöyle yukarılara doğru değil mi? Evet, 35. örneğimiz sevgili gençler. Şimdi burada da böyle aşağıdan yukarı doğru çıktı ya. Burada da yukarıdan aşağıya doğru şöyle inecek bir ihya olacaksın şimdi bu soruda. B noktasından harekete başlayan bir hareketli kuzeyden 40 derece saparak A noktasına daha sonra yine kuzeyden 160 derece saparak C noktasına ulaşmıştır. Ne diyor bakın sevgili gençler? B noktasında şurada harekete başlayan bir hareketlimiz var. Kuzeye doğru giderken kuzey bakın burası 40 derece saparak bu tarafa doğru 40 derece saparak A noktasına yine A noktasında sevgili gençler yine kuzeye doğru giderek kuzeyden bu sefer 160 derece sevgili gençler saparak C noktasına ulaşmıştır. Peki buna göre son durumda B ile C noktaları arasındaki uzaklık nedir diye sormuş. Yani ahanda bak şurayı sormuş bize. Şu uzunluk sormuş. Peki nasıl buluruz? Şöyle önümüzü ilikleyerek çözmemiz gerekiyor. Şimdi sevgili gençler bakın ben şurada kuzey doğrumuz var ya bizim. Bu kuzey doğrusunu şu şekilde aşağı doğru birazcık çeksem. Şununla şunun ya yani ikisi de kuzey olduğu için aha da bunların paralel olduğunu görürsünüz. Sonra bak burası 40'sa, şurası 40'sa o zaman bir zahmet şurası da 40 olur diyebiliriz. Ve burası 40'sa şurası da sevgili gençler buranın tamamı yani kuzey doğrusunun tamamı 180 derece olduğu için de şuraya 160 derece vermiş zaten o zaman burası kaçtır? 20'dir 180 olsun diye. Şimdi bakın ortada kalan açı 40 artı 20'den ne yaptı sevgili gençler? 60 derece yaptı. Ben buranın 4 kilometre olduğunu, buranın 6 kilometre olduğunu biliyorum zaten. O halde bize BC sorulmuş ya X. Hoş geldin yine kosinüs teoremi. Arkadaşlar bu kosinüs teoreminin uygulamaları çok geniş haberiniz olsun. Yani karşınıza her halükarda bir şekilde itile itile böyle hani nasıl diyeyim iteleye iteleye size böyle karşınıza çıkabilir. Haberiniz olsun. Şimdi ne yapıyoruz? X kare eşittir. 4'ün karesi 16. 6'nın karesi 36. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kosinüs 60 gene 1 bölü 2. Şu ikiler bir gitsin. Hadi eyvallah. 36'dan tamam şöyle yapalım. 36 16 daha kaç yapar? 52. 52'den de 24'ü çıkaracağız sevgili gençler. 52'den 24 çıkarsa kaç kalır? 28 mi kalır? X kare eşittir 28 ise X nedir? 2 kök 7'dir sevgili gençler. Yani cevabımız Ceyhan seçeneği olur 35. sorumuz için. Vallahi efsane sorulardı. 36. sorumuza bakıyorsunuz. Az önce yukarıdan aşağı doğru çıktı şöyle. Aşağıdan yukarıdan aşağı doğru indi. Aşağıdan yukarı çıktı. Yukarıdan aşağı indi. Şimdi ne olacak? Kafalar böyle titremeye başlayacak sevgili gençler. Hadi bakalım. Yukarıda otomobil lastik takozu görseli verilmiş. Lastiklerin altına lastikler kaymasın diye konulan bir takoz var ya. O işte. Üçgen prizma şeklindeki bu takozun tabanı ABC dik üçgenidir. Taban dediğimiz sevgili gençler bakın şurası ABC dik üçgen. Pekala. Bu takozun üzerine 12 adet çentik olup ilk ve son çentiklerin takozun uçlarına mesafesi 7'şer santimetredir. Yani sevgili gençler neresi oluyor? Bakın şuralar verilmiş zaten. 7 santimetre burası, 7 santimetre burası. CAB açısı alfa derecedir. Yani şuradaki açıdan bahsediyoruz sevgili gençler. Ben o açıyı sizin daha net görebilmeniz için kalemimi sarı yapayım. Böyle yapalım. Bakın şuradaki açımız alfa dereceymiş sevgili gençler. Ve diyor ki AB 48 santimetre. AB dediği yeri yazalım sevgili gençler. Şuraya 48 santimetre. Ark sinüs 24 bölü 25 eşittir 90 eksi alfadır. Da denilmiş bize. Bu ne işimize yarayacak acaba? İki çentik arasındaki mesafe kaç santimetredir? Şimdi şunu biz bir kontrol edelim. Ark sinüs 24 bölü 25'i bize 90 derece eksi alfa olarak vermiş ya. Sevgili gençler. O halde ben şunu şöyle yazamaz mıyım? Sinüs 90 eksi alfa eşittir 24 bölü 25'tir diye yazabilirim ben. Burası 24 bölü 25 tam görünmedi. Ben sizin için şöyle çekeyim bunu. Sinüs 90 eksi alfa da 24 bölü 25 olacaktır o halde. Peki sinüs 90'dan çıkarmışız ya isim değiştirmeyecek mi? Değiştirelim onu da değil mi? Yani profesyoneliz biz. Bunları biliyoruz hep. Bildiğimiz şeyi yapmak mecburiyetindeyiz. 24 bölü 25.
Şimdi kosinüs alfa 24 bölü 25 ise aslına bakarsanız şuradaki alfanın kosinüsü de 24 bölü 25 olma ihtimali var mı sizce? İhtimali bırak. O zaten o alfa, o alfa zaten. Şimdi kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. Komşumuz burada 48 bölü demek ki hipotenüsümüz. Yani şurası kaç olacakmış? Bu bunun iki katıysa bu da bunun iki katı olacak. 50. Demek ki burası 50'ymiş. İki çentik arasındaki mesafe soruluyor bize. Değil mi? İki çentik arasındaki mesafe. Onu da şöyle diyeceğiz. Şimdi şurası 50 santimetre ya tamamı. Burası 7 idi hocam. Burası da 7 idi. 50'den 14'ü çıkarırım ben. Kaç kalır? 36 kalır. Şimdi tabii burada şöyle diyeceğiz sevgili gençler. Kaç tane bizim çentimiz vardı? 12 tane çentik vardı. 12 tane çentik varsa sevgili gençler bir zahmet artık 36'yı 12'ye bölünüz. 36 bölü 12'den iki çentik arasındaki mesafe 3 santimetre gelecektir. Cevabımız da Ceyhan gelecektir canlarım benim. Geçtik 37. sorumuza. Bakın cidden çok güzel sorular. Dikkatli dinleyin. Çözemediyseniz tabii öncesinde dikkatli dinleyin. Bunlar beyninizi açan, trigonometride ustalaşmanızı sağlayan sorular. Biliyorsunuz birinci sorudan başladık. Ufak 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 zorlaştıra 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 aha da Burak devere kadar geldik. Şimdi sen diyorsun ki nereden geldim buralara da diyorsundur ama hoş geldin, sefa geldin çünkü doğru yerlere geldin bence. Çok güzel yerlere geldin. Şimdi aşağıda bir tünelin önden görünümü verilmiş diyor sorumuzda. ABCD dikdörtgenin içerisinde de AD çaplı bir yarım daire bulunuyor. PEA açısı alfa dereceymiş. Bakın şurası sevgili gençler. Burası alfa derecelik bir açı diyor şu kısım. BP4 birim demiş şurası. PC9 birim demiş o da burası. Tanjant alfa kaçtır diye soruyu bırakmış kaçmış. Bu kadar. Yani 4 ile 9'u vermiş. Tanjantını sormuş kaçmış. Ne yapabiliriz? Bir düşünelim bakalım. Şimdi şurayı bir silelim. Arkadaşlar buradaki alfa hatta şöyle yaklaştırayım ben size soruyu. Kalemimizde inceltelim yine. Ustalık isteyen şeylerde böyle ince çalışmak gerekiyor değil mi? Şimdi şöyle şu rengi de alalım. Bakınız. Ben diyorum ki şuradaki kısım var ya. Ben şu kısmı şu şekilde bölsem. Nereye paralel olacak biçimde? BP'ye paralel olacak biçimde. Tam paralel olmadı. Şöyle yapalım. Burası BP'ye paralel olacak biçimde böleyim. Buraya da ne diyeyim? K noktası diyeyim. Şimdi EK'yi çizdik. Tabii burası artık BP'ye paralel olduğu için bakın şu kısım sevgili gençler. Şurası 90'dır. Burası 90'sa buraya da beta kalır. O halde şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Şuradaki 90 derece ile beta'nın toplamı bakın 90 derece ile beta'nın toplamı bize zaten alfayı veriyordu şuradaki alfayı. O halde sevgili gençler alfa eşittir 90 artı beta ise bizden de tanjant alfa istendiğine göre artık ben tanjant alfa yerine tanjant 90 derece artı beta'yı da hesaplayabilirim. Hatta ve hatta 90'a eklediğimiz zaman isim değiştirdiğinden ne oluyordu 90'a ekleyince? Kotanjant oluyordu. Tamam güzel ama işareti eksi miydi artı mıydı? Tabii ki eksiydi çünkü ikinci bölgedeyiz. Tanjant eksi. O halde kotanjant beta sorulmuş aslına bakarsanız bizden. İyi hoş güzel de. Yani o kadar konuştun 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 hoca. Beta'ya geçtim. Üst tarafta gene bir açı biliyorduk. Yani kenar biliyorduk. Burada hiçbir şey bilmiyoruz. Yok biliyoruz. Bak burası da 4. Başka bir şey yok şu an. Ama şu an yok. Şöyle diyelim. Bakın burada bir 90 derecelik bir açı vermiş. Bu da zaten yayın üzerinden çizilen bir açı olduğu için ve çapı gördüğü için 90. Ama bizim işimiz burayla da değil. Hemen şunu indireceksin. Aşağıya doğru uzat bak. Bunu uzattığın takdirde burası dik olmaz mı güzel kardeşim? Olur. Ben şimdi buraya H diyeceğim. O zaman burası da H olur mu sevgili gençler? Olur. Burası H da 4 ise burası 4 olur mu? Olur. Burası 9 ise 9 olur mu? Olur. Dikten dikinlere göre hemen ne yapmamız lazım burada? Tabii ki Öklit. O halde H kare eşittir. 4 kere 9 dersem 36 neyin karesi? 6'nın. Demek ki H kaçmış arkadaşlar? 6'ymış. O halde sevgili gençler artık biliyoruz ki burası 6, burası 4. Benden ne istenmişti? Kotanjant beta'nın eksilisi. Peki kotanjant beta'nın eksilisi? Kotanjant beta dediğimiz şey de komşu bölü karşı değil mi? Evet 4 bölü 6 kaç yapar? 2 bölü 3. O zaman bunun eksilisi nedir? Eksi 2 bölü 3. O halde cevabımız Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. 37. sorumuz için cevabımız Adana'ydı. Geçiyorum 38. soruma. Şöyle birazcık uzaklaşalım ve sorumuzu okuyalım. Diyor ki aşağıdaki görselde verilen dart tahtasına iki tane atış yapılmıştır. Birinci atış M'den, ikinci atış da P'den vurulmuş, isabet etmiş. MOP üçgeninden yani dart tahtasının merkezi M ve P'yi birleştiren o üçgen var ya.
MP'nin 14 santimetre, OP'nin de 10 santimetre olduğu verilmiş. MOP açısı 120 dereceymiş. Yani şurası sevgili gençler 120 dereceymiş. Peki ne soruluyor bize? MO kaç santimetredir? Basit. Yine kosinüs teoreminden yaparız değil mi biz bu soruyu? Nasıl yapacağız? Şöyle. Ben şuraya x diyeyim. Tamam. Şurası verilmiş 10, burası verilmiş 14. 14'ün karesi 196 eşittir. 10'un karesi 100 artı x'in karesi eksi 2 çarpı x çarpı 10 çarpı kosinüs 120 eksi 1 bölü 2 yapacaktır. Eksi eksi gitti. İkiler de burada. Güle güle. Bunun rengini değiştirelim. 100'ü bu tarafa salladım. 100'ü bu tarafa sallarsam 96 yapar. Hatta eksi x kare diyelim. Kalsın ya dur. Buradan denklem gelecek ya. Değil mi? 196'yı bu tarafa atalım. Bakın x kare artı 10x. 196'yı da bu tarafa fırlatırsanız 100 eksi 96'dan 100 eksi 196'dan eksi 96 gelir eşittir 0 dedik. Şimdi bu 10x, 10 ve eksi 96 bunlar çarpanlarına kolay bir şekilde ayrılır mı? Deneyelim. Ayrılacak mı bakalım. 16 kere 6 96 yapar değil mi ya? Yapar valla. X'e x diye ayırırım. Ve burayı da artı 10'a eksi 6 diye ayırırsam x 1 eşittir eksi 10, x 2 eşittir 6 gelir. Tabii x dediğimiz şey burada bir uzunluk olduğu için eksi 10 tabii ki olamaz. O zaman neymiş sevgili gençler? 6'ymış. Yani cevabımız Denizli'ymiş diyebiliriz sorumuzun cevabına. Geçtim 39. soruma. Sona doğru yaklaşıyoruz. Bir ABC üçgeninde sinüs A artı B bölü sinüs C artı tanjant 2B artı 2C bölü tanjant 2A toplamının sonucu nedir diye sorulmuş. Öncelikle şunu fark etmeniz gerekiyor ki A açısı, B açısı, C açısı bunların toplamı 180 derecedir. Ve A artı B dediğimiz değer ise 180 eksi C'ye eşittir. O halde sevgili gençler ben burada sinüs A artı B gördüğüm yere sinüs 180 eksi C yazabilirim artık. 180'den çıkardığım için isim değiştirmiyor. Ve sinüs ikinci bölgede pozitif olduğu için aslında sinüs C'ye eşittir burası. Demek ki burası sinüs C'ye eşitse bununla bu gider ve geriye sadece 1 kalır. Şimdi geçelim sağ tarafa. Madem a artı b artı c 280, o halde 2a artı 2b artı 2c de 360 yapacaktır. 2b artı 2c'yi de o zaman ben 360 eksi 2a olarak yazabilirim. Tanjant 360'tan çıkarıldığı için isim değiştirmeyecek. Fakat negatif olduğu için o bölgede eksi tanjant 2a olarak kalacaktır. Alt tarafta da tanjant 2a'mız var. Bununla bu giderse burada da eksi 1 kalır. Artı 1 ile eksi 1'in toplamı da takdir edersiniz ki 0 olacaktır sevgili gençler. Ve geçiyorum son soruma. Nefes kesildi, boğaz kurudu. Şurada öldük, bittik, dirildik ama son soruya kadar da geldik. Bunların hepsi senin için ha. Evet, şimdi ben senin için bunları yaptım. Artık sen de bir bu videoyu beğenip kanala da abone olursun diye tahmin ediyorum. Olmasa da canın sağ olsun. Bir dua etsen yeter. Hocadan da Allah razı olsun desen. Bizim için kafi, yeterli. O zaman başlayalım sorumuzu çözmeye. Şimdi x kare artı px artı q eşit 0 denkleminin kökleri sekant a ve kosekant a'dır. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? En çok sevdiğiniz soru tipi değil mi bu? Bayağı seviyorsunuz siz bu soru tiplerini. İşte ikinci dereceden denklem var. Köklere bakıyorsun trigonometrik. Trigonometrikte her zaman kullandığımız şeyler de yani sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant da değil. Sekant A ve kosekant A çok kullanılmayan şeyler. Ve hangisi doğrudur diye soruyor bir de üstüne üstlük. Şıklarımız da birbirinden karman çorman. O doğru olan şey de yüksek ihtimalle bizim kendimiz bulup aa bak ben bunu buldum bu da şu şıkta var deyip onu işaretlememiz gerekiyor. Biraz işler karmaşık ama 40. soru bu. Bir şeyi 40 defa söyleyince nasıl olsa oluyor. O zaman 40. soruyu da çözelim ki trigonometri bizde bir olsun artık. Şimdi bir düşünelim. Ben kökleri biliyorum. Sekant A ve kosekant A. Hatta bu sekantın ve kosekantın ne olması gerektiğini de yazalım. Sekant 1 bölü kosinüs A'ydı. Kosekant da 1 bölü sinüs A'ydı sevgili gençler. Kökler çarpımından toplamından ilerlemeyi düşünüyor olabilirsiniz. İlerleyelim. Doğru düşünüyorsunuz. Kökler çarpımımız C bölü A ve kökler toplamımız eksi B bölü A'ydı. C bölü A'dan kökler çarpımımız yani 1 bölü sinüs A ile 1 bölü sinüs B'nin çarpımı. Yani 1 bölü sin A çarpı sin B. 1 bölü sin A çarpı kos. Pardon, ikisi de A'ydı. B nereden, sin B nereden geldi?
Burası kosinüs a'ydı. Bu da 1 bölü sin a kos a yapar kendileri. Ve sevgili gençler bu Q bölü 1'den C bölü A olacak ya, Q'ya eşittir. Peki bunu biliyoruz artık. Güzel. Hatta ben burada sin A çarpı cos A'yı 1 bölü Q olarak da yazabilirim. Belki işimize yarar. Bunları bir kaydedelim. Sin A çarpı cos A 1 bölü Q'ydu. 1 bölü sin A çarpı cos A da Q'ydu. Tamam, güzel. Şimdi devam. Kökler toplamına hiç ilişmedik. Oraya da bir bakalım. Eksi B bölü A'mız burada. Eksi P sevgili gençler. Eksi B bölü A'mız. Eksi P. Eşittir kökler toplamımız da 1 bölü sin a ile 1 bölü kos a'nın toplamı. Bunları da nasıl toplayacağım ben? Paydalarını eşitlerim. Yani burayı kosinüs a ile burayı da sinüs a ile bir çarpalım. Üst taraf ne gelir? Sinüs a artı kosinüs a gelir arkadaşlar. Alt tarafta sin a çarpı kos a. Aa, güzel bak, bu sin a çarpı kos a şurada da karşımıza çıkmıştı. O halde şöyle bir şey yazalım. Bakın sinüs a artı kosinüs a bölü şu sin a çarpı cos a neydi? 1 bölü Q'ydu. Onu 1 bölü Q olarak yazayım. Eşittir. Bu da neye eşitti? Eksi P'ye. Şunu da karşıya fırlatırsanız arkadaşının yanına. Sinüs a artı kosinüs a eşittir. Eksi P bölü Q gelecektir. Şimdi elimizde böyle bir ifade var. Böyle bir ifade var da şıklarda hala böyle bir ifade yok. Alın her iki tarafın karesini. Bu da benden size tüy olsun. Sin kare ile kos karenin toplamı 1'di. Artı 2 çarpı birincisi çarpı ikincisi eşittir. Karşı tarafın karesi P kare bölü Q kare yapacaktır. Peki P kare bölü Q kare geldi. Hala sin a kos a var. O zaman sen bu sin a kos a'nın 1 bölü Q olduğunu bildiğin için artık sen burayı 1 artı 2 bölü Q olarak yazıp eşittir P kare bölü Q kare de yazabilirsin. Şimdi gel şuradaki Q kareyi karşıya fırlat, hepsiyle çarp. 1 kere Q kare. Q kare. Q kareyi şuraya attım. Artı 2 Q kare bölü Q'dan sevgili gençler. Ne gelecek? Q'lardan bir tanesi gidecek. Artı 2 Q gelecek. Eşittir. Ne olacak? P kare gelecek. İşte sevgili gençler, bu bilmiyorum ama büyük ihtimal şıklarda vardır. Q kare artı 2 Q eşittir P kare. Adana seçeneğinde bizim cevabımız verilmiş. Ve böylelikle 40 soruda trigonometrinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir şeyi 40 defa söylersek olur ya. Bir şeyi 40 defa çözdük şu an. Trigonometriyi 40 defa ve sevgili gençler, bütün sorularımız öyle alelade sorular değildi. Çözüldüğü zaman, anladığın zaman sana çok şey katacak sorulardı. Yani bununla hemfikiriz umarım. Çünkü cidden ama cidden çok güzel, çok tarz sorular çözdük. Denkleminden tut, ters fonksiyonuna kadar, özdeşliğinden tut, trigonometrik fonksiyonlara kadar, sinüs teoreminden tut, kosinüs teoremine kadar bütün soru tiplerini çözdüm ben sana. Ve umarım artık trigonometri senin kafada tamamdır. Şimdi eğer bunu gece falan izleyenler varsa tabi video canlı gösterim olarak, premier gösterim olarak yayınlanıyor ama gece izleyenler de olacak sonuçta. Gece izleyenler varsa, hatta gündüz de izlediysen bence bu videonun üstüne böyle güzel bir, hepsini izlediysen güzel bir kafanı yastığa koy. Şöyle yarım saat bir kestir. Bir kendine gel. Çünkü aynısını ben şimdi yapacağım. 40 tane soruyu ara vermeden arka arkaya çektim sevgili gençler. Sadece bir 20. sorudan sonra bir 5 dakika mola verdim ama oturduğum yerden hala hiç kalkmadım. Videoyu beğenip abone olursanız beni mutlu edersiniz sevgili gençler. Olmayacaksanız Allah razı olsun demiştik zaten. Artık sonraki videolarımızda görüşürüz. Şimdi bir anket daha paylaşacağım. O ankette sıradaki konunun ne olacağını yine sen belirleyeceksin. Ben de sana burada 40 tane soruda o bir tane konuyu anlatacağım sevgili gençler. Evet, görüşürüz artık. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Bol bol da matematik çalışmayı unutmayın.